Serkan Bey, düzenlemenin içeriğinde nasıl farklılıklar olabilir? Ne önerilebilir? Çünkü konuştuğumuz meselelerin hepsi aslında bir şekilde düzenlenecek EYT ile alakalı. Doğrusu nedir yani? Şimdi herkese hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Çok zor bir yıl oldu. İnşallah mutlu, sağlıklı, huzurlu, yeni başlangıçların olduğu bir yıl olur. Şimdiden herkesin yeni yılına tebrik Mesajı ederim. Mesajı verelim diyorsunuz yani. Evet. Başlangıçta. evet. Tebrik <laughs> edelim. Şimdi Kürşat Bey, önce bir tespitte bulunalım. Neden 4 sene sonra aklı başında bir siyasi ya da siyasetçi bir parti daha erken emeklilik der mi dediniz ya hocam? Demez. Neden demez? Çünkü EYT meselesi bir erken emeklilik meselesi değil. EYT'yi insanları erken emekli etmek için tasvip etmedik. Bir defa onun altını çizelim. EYT meselesi hukuken bir hak meselesi. Adalet meselesi. Evet, evet, zaten biz aslında konuşunca kızıyorlar yeterli. ama yani bir, bir, Hayır ben bize şunu, geleceğe ne bırakacak onu ta, ta, konuşmak ta, istiyorum. Ben yani. onu da hemen konuşalım, hemen konuşalım. Onlarla ilgili aslında bilgi Hoca güzel bir başlangıç yaptı zaten. Onun üzerinden gideceğim ben de pasta metaforunun üzerinden. EYT meselesi, hak ve adalet meselesinden bir adım daha öte bir şey daha var. EYT meselesi bir yoksulluk meselesi. Türkiye'deki orta sınıfın darma duman olması, herkesin dar gelirli olması meselesi. Onu da aslında soracaktım ben. Yani siz <laughs> e, girdiniz. E, hani bu enflasyonist ortamda ciddi bir Tabii. gelir dağılımında Tabii. bozulma olduğu ortada. Aynen öyle. E, bunlar yani Tabii. belki biraz daha orta Tabii. sınıfı toparlar mı Tabii. E, acaba? Bu kadar ağır bir gelir dağılımı adaletsizliği olan bir ülkede örgütlü her güç kazanır, Kürşat Bey. <laughs> siz toplumun bir kesimini çok daha az bir kesimini verdiğiniz projelerle verdiğiniz garantili projelerle kaynaklarla dolar kuruna verdiğiniz garantilerle efendim söyleyeyim uyguladığınız politikadan kaynaklanan kredi üzerinden yaptığınız vahşi servet transferiyle çok azınlığı bu kadar büyütüp İşçinin, emekçinin aldığı payı bu kadar hızlı bir biçimde düşürürseniz onlar da örgütlenir, size 3 sene önce asla yapmam dediğiniz şeyi yaptırır. Olan şey bundan ibarettir. Şimdi ben 1990, e, 2019 yılının Aralık ayında biz partiyi kurduk Gelecek Partisi'ni. 2022 Şubat'ta Perpa'ya gittim. Bizim Selçuk Özdağ Bey, Sivil Halkla İlişkiler Başkanımız dedi ki böyle bir dernek var gidelim. Şimdi ben içeriye girdim. 20 bilemedin 25 metrekarelik bir ofis. İçeride 25 insan var. Gönül Hanım ve arkadaşları var. Biz dedik ki biz siz dinlemeye geldik. Girer girmez hissiyatım şu bir dakika yani bu bizim bildiğimiz Türkiye'deki STK değil yani. Son derece mütevazi. Gerçekten çabayla işte çay demlemişler bize çay getirdiler falan. Çok sıcak bir karşılama. Bir rapor verdiler. Şimdi orada Oraya gidinceye kadar, bunu da kabul edeyim yani açık açık söyleyeyim. Hı. Oraya gidinceye kadar ben de bunun bir erken emeklilik talebi olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Ama oraya gittiğimde benim bu kanaatim değişti. Bir defa bu insanların <laughs> içinde ciddi sayıda işsiz var. Tek geliri bu olacak. Tabii ki. Biz gittiğimiz dönemde, daha sonra hükümet o işi yaptı ama biz gittiğimiz dönemde sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar vardı. Tamam EYT bir yoksulluk meselesi. Dedik raporu aldık. Kaç kişi dedik bunlar yani? Hani? Kaç insan var? Dediler valla tahminlerimiz var ama net bir rakam yok. Nitekim ortaya çıktı. <laughs> Sayın Bakan da dedi. Biz bunun hani manuel girilmiş şeyler var. Bakacağız var. Mecliste grubu olan partiler İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bu soruyu sormuşlar. Cevap yok. Biz döndük bir anket şirketiyle anlaştık. Anket şirketine EYT derneklerinden aldığımız telefonlarla bir anket uyguladık. Prim gün sayısını, kaç yıl çalıştıklarını, eğer böyle bir şey olursa, böyle bir çalışma yapılırsa, çalışıyor olanların emekli olup olmayacağını tek tek araştırdık ve bunun üzerine bir plan çıkardık. bizim Bizimki daha kademeli bir geçişi iş ediyordu. Yanında var rapor. Hmm. Ve o gün itibariyle siz, 41 siz milyar lira bulduk. Yanılmıyorsam, bir ay önce yani yine bizle beraberken yaş sınırı olmadan getirilemez, getiremezler demiştiniz. Evet. Bizim çünkü, bizim gördüğümüz şey, yaş sınırı olmadan getirilebilmesinin yükünü işte hep birlikte şimdi biraz daha konuşuyoruz. Hmm. 200-250 milyar liradan bahsediyoruz. Yıllık, yıllık bir de yıllık işin 23. kıdem tazminatı boyutu var. 2 milyon 250 bin insan, insan için ortalama 300 ila 350 bin lira arasında bir kıdem tazminatı var. Bunun yaratacağı 700-720 milyar liralık bir yük var. Ay bu 720 milyar vereceğiz diyor. Ya, ama... ya ver yani hani bu, bu, bu çok büyük bir iş. Hı hı. Ama şunu biliyorduk. Biz hala hazırda çalışmayanlar için zaten önerilerimizi yaptık. Bir işi olmayanlar için hmm. bir hak verelim dedik. Şimdi onların oranı neydi peki? Sizin e, bizim yani o çıkan ankette yüzde kırka yakın bir rakam hatırlıyorum. Yani e, EYTlerin yüzde kırkı hala hazırda çalışmıyor. Evet. Ama mı? şimdi tabii biz o oradaki örneklem ha, küçük peki. bir örneklem. Yani. yani hükümetin elinde eminim bununla ilgili Var. daha şey bir rakam vardı ama bu bunlar şeffaf bir biçimde bizimle paylaşılmış rakamlar değil. Hmm. Muhtemelen ileriki günlerde bunları paylaşır bakanlık. Şimdi, ülkede bu meseleyi erken emekliliğe teşvik gibi anlayan birileri varsa, buradan ben kendi partim adına, belki Bilge Hoca da söyler onu, açık açık söylüyorum, Türkiye'nin erken emeklilik, böyle 40-45 yaşında insanları emekli <laughs> edecek bir sosyal güvenlik sistemi yok. EYT'yi bununla karıştırmayın. EYT'de ortada bir devletin vatandaşla yaptığı, çalışanla yaptığı bir kontrat var koyduğu kanun var. O kanunu yol ortasında değiştirme var. Orada da hükümet haklı. Bu bugünün problemi değil. 69 yılında yapılmış bir değişiklik var. 1992'de yapılmış bir değişiklik var. Süleyman Demirel rahmetli tarafından. Bunların sonuçları ama günün sonunda devlet kontratına sadık kalır. O kontratta yani bir hak kasmı var. Ne Tabii. Için? Orada bir hak kasmı var. Ama tekrar ediyorum. Benim açımdan olayın önemli kısmı EYT'nin bir yoksulluk sorunu olması. Bu açıdan da memnunum. Bu sorunun çözülmüş olmasına. Şimdi peki, şimdi bilgi Hoca'nın az önce söylediği şey üzerinden gidelim. Az önce ekranda İsviçre'de, daha doğrusu dünyanın farklı ülkelerinde... Emeklilik yaşı var. Emeklilikte yaşam yaşam süresi. Sırası, evet. Ben İsviçre'ye dikkat ettim. İsviçre dünyanın en müreffeh ülkesi değil mi? Ve Türkiye hemen hemen aynı değil mi? Biri 21.9, 21 Türkiye'de 22.6. Tamam, hemen hemen aynı. Şimdi İsviçre ile bizi ayıran şey ne? Yani işin gelir tarafı, gelişmişlik tarafı falan değil. İş gücü piyasasında bizi Avrupa'dan, İsviçre'den, Almanya'dan, İngiltere'den ayıran şey ne? İstihdam oranı. Biz çalışabilir nüfusumuzun son açıklanan <laughs> rakamlara göre %48.3'üne iş bulabilen bir ülkeyiz. Avrupa 31.5 31, mily 31 onu da da milyondu. Onu da anlatayım. Onu da anlatayım. İslam'daki... O rakamlara öyle bakılmaz. Öyle 31.2 31 milyondur son rakam. Doğru. İlk defa 31 milyonu geçmiştir. Doğru. Ama o rakama öyle bakılmaz. Türkiye yerinde duran bir yer değil. Her yıl biz iş gücü piyasasına 1 milyon kişi ekleniyoruz. 15 yaş üstü nüfusumuz bundan 4 sene önce 60 milyon, bugün 64 milyon. O gün 28,5-29 milyon çalışanımız var, bugün 31 milyon var. Yani biz o gün itibariyle işi olmayanlara iş bulamamışız. Üstüne bir de bu 4 milyon birikmiş şu son 4 senede onların da sadece 2 milyonla bulabilmişiz. Türkiye'nin bir iş yaratma sorunu var. Yani Bilge Hoca'nın tabiriyle pastayı büyütme sorunu var. Hı hı. Şimdi yüzde emeklilik işte şu kadar emekli şu kadar çalışan şu kadar emekliye bakıyor. Bu bir rasyo Evet. Emeklinin nedir sayısının... Nedir mesela nedir dünyanın... Şöyle e, söyleyeyim bir dakika e, emeklinin... Sağlıklı oran e, nedir? Şöyle, yani dörde şöyle. bir midir? Doğru. Muhtemelen 3'ün üzerindeki bir rakam Türkiye gibi bir ülke için sürdürülebilir bir aktüeryal denge yaratır. Ama daha önemli bir şey söylüyorum. Bu bir rasyo emekli sayısı kadar ne kadar çalışan olduğu da önemli. Bir ülkede çalışabilir nüfusun yüzde ellisinden daha azı çalışıyorsa... O ülkede yapacağınız, yani emekli sayısından bağımsız olarak birinci bakmanız gereken şey ülkede iş yaratmaktır. İş yaratabilmek için de, şimdi döneceğim. Doğru para politikası uygulayacaksınız. Hı hı. %85 enflasyonla iş yaratamazsınız. Doğru kamu maliyesi politikası uygulayacaksınız. Türkiye'de 2018 yılı Haziran ayı, net rakam veriyorum. Kamunun toplam borcu iç artı dış 969 milyar lira. 4 sene içinde şu anda kamu borç stokumuz ne kadar? 3.9 trilyon. E sen 4 senede kamunun borç stokunu 4.5 kat arttırıyorsun. Sen 4 senede 157 milyar dolarlık kamu özel işbirliği projesi taahhüdü yaratıyorsun. Sen sadece bir senede kendi yaptığın hata nedeniyle 200-250 milyar liralık bir KKM garabeti yaratıyorsun. Ama EYT'ye gelince seçim sandığı yaklaşıp kaybedeceğini anlayıncaya kadar hiçbir şey yapmıyorsun. Ne pastayı büyütüyorsun? Ne adaletli dağıtıyorsun? Mesele bu kadar basit. Bir erken emeklilik teşviki cesaretlendirmesi de asla değiliz. Dünyadaki ortalamalar az önce gördük. 65 yaş, değil mi? Avrupa evet, ortalaması. Evet, evet. Bizde de olması gereken, gitmemiz gereken nokta budur. Ama Zaten nasıl? Bizde de öyle. Ha tam işte hayır. Şimdi şu anda bir yani, emekli emek furyası oldu evet. yani evet, bir genç evet, emekli evet. furyası. Bizim bunu yapmak için Sadece 65 yaşında emekliyi koydum. Hadi 65'e kadar bekleyin demekle olmaz. İş yaratacağız. Yarattığımız işlerde insanlara onurlu bir biçimde yaşayacak ücret vereceğiz. Ya da Bilge hocamın dediği gibi geç emekliliğe teşvik edecek bir sistem. Çok alacağız. bravo. Çok çalışan Onların hepsini birden Elbette. Yani. Çok çalışanın daha fazla emekli maaş aldığı bir sistem yaratacağız. Bir sosyal güvenlik sistemi rehabilitasyonu yapacağız. Şimdi bunu yapmadan. Bunu yapmadan tam seçime giderken Hesabını bilmez bir biçimde yapılan, atılan adımların falan hiç kimseye bir faydası olmaz. Ama Serkan olmaz. Bey destekliyor bunu. Tamam anladım. Hayır yani destekliyorum kim için ama da? gerekçemi söylüyorum. Yani, eğer bu şu popülist bir uygulamaysa <laughs> muhalefette diyebilir ki biz karşı çıkıyoruz. Hayır ama karşı öyleyse. çıkılacak bir durum yok ortada Kürşat Bey. Yani yani adamın hakkını göstermemek lazım. Onu Hayır, tabii ki ben bak tam tersini söyledim ama yani lütfen ben tam tersini söylüyorum diyorum ki bu konuda ilk çalışma yapmış partiyiz, o ekibin içindeyim ve bunu EYT Derneği birlikte Gönül Hanım'la birlikte basın toplantısı yaptık. Hı hı. E, o şekilde açıkladık bu rakamları, bu projeyi. B mesele şu EYT meselesi bir erken emeklilik, çiftlik iş, türedi falan gibi anlatılabilecek bir şey değil. Yani onlara yük diye bakmamak lazım. Hayır değil, adamın kontratı var devletle. Evet. Adam diyor ki ben girdiğimde kanun buydu. Şimdi de diyor işsizim, sen gencine iş bulamıyorsun, bana nasıl bulacaksın diyor. Orada işsiz insanlar ağlıyordu EYT Hı. derneğinde. Evet. Herkes evet. böyle işi var da buradan e, devletten bir maaş alacak da öbür taraftan da maaşı yükselecek de falan bir durum değildi yani. Aslında bu insanların... Meseleyi doğru üstlüğü, anlayalım. Zaten güç zor durumda, ağır zor durum olarak vardı. en azından bir nebze Tabii e, ki. bu emekli maaşıyla rahatlayacak Tabii. duruma gelebilirler. Ve bunlar zor durumdayken Türkiye'de başka bir şey yaşandı. Orta sınıf iyiden niye çöktü, ağır bir hayat pahalılığı ortaya çıktı ağır bir gelir dağılımı adaletsizliği problemi ortaya çıktı ve kamu kaynakları devletin yönlendirdiği, yönettiği kaynaklar toplumun çok küçük bir zümresine gitti. Nereden biliyoruz? Milli gelirden alınan paydan biliyoruz. 2020 yılında sermayenin aldığı pay 43'müş bugün 54, emeğin aldığı pay 37'ymiş bugün 25. Sermayeyi büyüten, finans sistemini büyüten, faiz sistemini büyüten buna karşı emekçiyi ezen bir sistem. Örgütlenip senden hakkını böyle alır işte.